Merhaba Land'ın YouTube Final Fantasy 14'ün bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde mesleklere devam edeceğiz ve bir sonraki mesleğe geçiyoruz artık. Geçen bölümlerde aşçılığı, demirciliği ve zırhçılığı yaptık. Şimdi de halıcılığa geçiyoruz. Carpenter. Hadi bakalım. Carpenter'lar bu arada nerede bulunduğunu bilmiyorsanız eğer, Gridanya'ya uçarak geldiğinizde zaten şuraya geliyorsunuz veya zaten burada olabilirsiniz eğer okçuysanız falan. Buradan gelip hemen şuraya geldiğinizde gördüğünüz gibi Carpenter burada duruyor. Hadi bakalım Carpenter'a bir başlayalım. Ve temellerini bir görelim. Sen sever misin diyor. Carpenter halıcılık değil marangozluk ya, değil mi? Değil mi? Ben bunu 50 kere halıcılık dedim ben buna. Yani gerçekten. Pekala, pekala. Yani orada halıcılık da zaten duruyor. Yani ben niye buna halıcılık diyorsam. Her neyse bir de 50 kere söyledim yani. Neyse marangozluk ya. Marangozluk yapacağız. Tahta keseceğiz. Evet. Ben marangoz olmak istiyorum. Ben hep marangoz olmak istedim zaten. Şimdi hemen üzerimizi değiştirmeyle başlayalım. Öncelikle bana şunu şuraya koyalım da. Carpenter'ımız burada tabii. Yeni bir Carpenter malzemesi de verdin sen şöyle. Bunu kaçta giyebiliyoruz? 8'de tamam. Şunu alalım. Ondan sonra şunu şöyle alalım. Bunlar aşçılık. Burada bu ne? Bu da buraymış. Bundan çok olmuş be. Yani bunların bir kısmını, gerçi hepsini satabiliriz ya artık. Yani düşük olanların hepsini satabiliriz zaten. Doğru. Ben bunları, evet, inventory'ye atabiliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Ben bunları atarım sonra. Şimdi üzerimize neler giyebiliyoruz? Onlara bakmak lazım. Discipline of War falan. Şu sırayı ben açacaktım sözde. Açmamışım. Böyle patladık yani. Neyse, kontrol burada. Kontrol burada. Bunlarda bir şey yok zaten. Şunları şöyle atalım. Bundan sonraki meslekler için en azından ilk sıra açık kalsın. Burayı da mesela açmamışız. Ne kadar harika. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bunları şöyle alalım. Bunlardan birisi vardı ama. Bunlardan birisi acaba hangisi? İşte bu. Tamam. Şimdi şöyle bir level olanı bir giyelim üzerimize. Hepsi aynı zaten. Şunu giyerek başlayalım. Ondan sonra eldivenlerimiz burada. Pantolonumuz burada. Ayakkabılarımız burada. Çok güzel. Tamam. Şu an zaten başka bir şey giyemiyoruz. Bir tek şurada belki Carpenter vardır. Alchemy, Armorer, LTV diyor. Geç. Kalner, Blacksmith, Carpenter aynen burada 5 leveldeymiş. Tamam, 5 levelden itibaren artık onu da alabiliriz. Şimdi hadi konuşmamızı yaparak başlayalım. Çok güzel, öyle şeyler böyle şeyler diyor. Şimdi ilk 10 levelini olabildiğince yapmaya çalışacağım Carpenter'ın. Ve bakalım. Öncelikle bizim satıcımız nerede? Satıcımız buradaymış. Carpenter satıcısı işte bu arkadaşmış. Hadi bakalım. Hemen açalım. Şimdi en çok alacağımız item buymuş. Öyle diyor. Bundan 3 tane almamız lazımmış. Başlayalım. Gelelim buraya. Yine ondan bir tane istiyor. Ondan bir tane daha istiyor. O yüzden 3 tane daha alıyoruz. Sonra hempen yarn diyor. Alalım. Ondan sonra 3 tane daha alıyoruz. Bone chip'in bir tane var zaten. Animal glue. Alalım. Bir tane daha alıyoruz şundan. Bronzing ingot burada malzemesi var mı ki? Bronzing ingot direkt alabiliyoruz burada. Ne güzel. Rackstone artık nasıl okunuyorsa aldık. 3 tane daha. Hempen. Leather. Güzel. 6 tane daha şundan. Bronze rivets alalım. 2 taneymiş hem de. Bir tane daha şundan. 2 tane daha bronze rivet. Böylelikle ilk malzemelerin tamamını aldık ve hadi başlayalım. Artık
bir marangoz olma zamanı ve ilk baştan başlıyoruz birinciyle. Dedi ve şimdi birkaç kere daha onu diyecek çünkü hızlı bir şekilde level atlayacağız tabii ki. Dedi. Her seferinde söylememiz lazım. Yoksa bizi dövüyorlar. Dedi. Bu arada sanki bir taneye daha ihtiyacımız vardı ya bizim. Ha, bitti mi? Pardon. Pardon. İçelim şöyle. Ustaya da verelim. Ustacım buyur. Çok güzel şeyler yaptım sana. Seversin sen bunu. Al bir tane. Oğul sende iş varmış diyor. Tahtayı ne kadar güzel kesmişsin böyle diyor. Çok hoş diyor. Hadi artık bundan sonra bütün marangozluk işlerimiz sende diyor. Bütün diyarlara sen tahtaları vereceksin diyor. Ne güzel. 30 tane daha verdi de onlar da sonra yapılır. Senin muhtemelen görevin yok ya şu anda. Bana yani niye öyle diyorsun ki? Hayır bak yok işte senin görevin. Ayıp ya. Neyse. Hadi hemen başlayalım. Şimdi 5 levelde üzerimizi değiştirecektik. O yüzden hemen bir 5 olalım da. Di falan. Yiyebildiğimiz var. Atalım. Yiyebildiğimiz yok. Var. Var. Ne güzel. Burada da sen. Tamam. Mis gibi oldu. Bakın şimdi kaç vuracağız? Hadi. Hadi. Tekte 20 vurursak hiç şaşırmam. Ama 15 vurduk. Neyse. O da çok kötü değil. Şunda kaç vuruyoruz ya? 73 mü? 73 iyiymiş bu arada. Di falan. Bari hızlı XP alalım. Böyle çok hızlı bir şekilde XP alabiliyoruz ve di ve devam. On levelde bir daha üzerimizi değiştirelim de. Ha, level almadık. Ayıp be. Ayıp be kardeşim. Bana hep level alacağız denmişti. Dört de azmış bu arada. Daha hiç gerek yoktu bu arada. Dümdüz basıp geçebiliyordum. Di. Aha benim bunda malzemem kalmamış. Neyse bunların hepsini yapacağım zaten şöyle quick diye. Hemen şöyle yap bakayım. Yani kaliteli yapınca XP farkı niye olmadı? Acaba ilk defa yaptığımda mı sadece XP farkı oluyor? Bilemedim. 10 tane çok olmadığı için durdurmuyorum ama neyse. Ya bu arada bana mesleklere başladığımda dediler ki hayvan gibi para kazanacaksın falan filan. Ama yani 25 ile başladık şu anda 23'teyiz yani. Bence kötü bir anlaşma. Ama neyse bunu bedava oynadığımız için de olabilir elbette. O yüzden belki de bir şey de dememek lazım.
Hadi 150 olmadı. Hayır. Yanlış yaptım. Görmedim. Pardon. Kusura bakma. Bu sefer de direkt oldu. Ve bunu da bitirdik. Şimdi ustadan hemen görevi alalım. Çünkü 10 level yapacak muhtemelen bu görev bize. Hemen bakalım. Falanlar filanlar falanlar filanlar diyor. Ne diyor? Maple Shield. Maple Shield mi? Bir dakika ne? Nasıl Maple Shield? Ha o buradaymış pardon. Nerede? Square mi? Square mi olması lazım? Aynen. Tamam. Bronz rivetten şöyle bize sen 5 tane daha bronz rivet ver. Hemen verelim ustaya. Gerçi 5 tane değil. 3 tane daha ver. Nerede bronz rivet? Şöyle 3 tane ver. Ustaya götürelim bunları. Şunu da ver. Hepsini yap. Hepsini yap şöyle. Güzel, çık bakayım. Usta, usta, bak sana ne getirdim. Ne güzel tahtalar yaptım. Tahtadan kalkan, hem de böyle dümdüz kare yani. Çok da bir şey yok. Birisi güzel oldu da diğer ikisi onda kadar yani bir şeye benzemedi. Ama al senin olsun. Oo, ne güzel diyor. En üsttekine bakıyorsun. Sen en üstteki güzeldi zaten. Önemli olan alttakilere bakman. Alttakileri o kadar iyi yapamadım ama ben. Birazcık dikkat et ya de. Ne yapıyorsun ya sen de? Ayıp be de. Ama yok. İlla öveceksin yani. Yeni başladı ya. Ayıp be. Dolandırıcılık be bu kardeşim. Neyse. Öyle item aldım da yani artık bunlar da bir yeter ha. Yani doldurmuşsunuz üzerimi. Level almadım mı ya? Nasıl level almadım? Hayır sana bir sorum yok. Lanet olası usta. Sana bir soru sormayacağım tamam mı? Falan. Neyse şimdi biz devam edelim. Artık ikinci sırayı yapmanın zamanı geldi. Şuradan malzemelerimizi bir alalım. Ve başlayalım. Şimdi 6 tanemiz varmış. Ne güzel ne güzel. Sen bana şuradan öncelikle şunu 3'e çıkar da ben almayacağım ama kalsın. Şimdi bronz ingot ver. O ne be? Growth formülü alfa mı? Ha direkt alınabiliyormuş. Ne güzel. Maple branch. Onu da alabiliyormuşuz. Hempen yarn onu da alabiliyormuşuz. O ne be? İyi tamam neyse önemli değil. Sonuçta alınabiliyor yani ben ya al, gerçi alınamıyor da olabilirim. Bu ha alınabiliyormuş tamam sıkıntı yok o halde. Bir tane daha maple branch ve bir tane daha bronze ingot. Bir tane daha maple branch. Bir tane cock feather. Gerçi o öyle okunmuyordur da neyse. Neyse şimdi hiç bulaştırmayalım şimdi. Bir tane daha. Brass değil ya, brass değil ya. Ben sabahtan beri brass alıyorum değil mi? Kesin öyle oluyor bu arada. Aynen öyle. Benim iki tane daha bronze ingot almam lazım yani. Neyse. Ashlock diyor. Hayda böyle deyince ayıp oldu ama. Neyse önemli değil. Burada bir tane bir tane de obsidiyen diyor. Obsidiyen varmış. Kardeşim obsidiyen yani o kadar da kolay bulunan bir şey olmamalı ya. Bilmiyorum ama bir tane daha eş log ver. Birazcık boşluklu söyleyelim de bari. Tuhaf olmasın. Tamam herhalde. Şimdi başlayalım. En üstten.
Kaliteli mi, kalitesiz mi derseniz bence kalitesiz yapmakta fayda var. Boş verin. Ne gerek var? Dediğim sırada bir anda kalite bastım. Çok kaliteli oldu, çok da güzel oldu, tamam mı? Harbi gerçekten de yani çok kaliteli oldu, çok da güzel oldu. Ve dedi hemen üzerimizi değiştirelim artık, bunun zamanı geldi. Şimdi üzerimde kaliteli bir tane var, şöyle mis gibi. Onu geçtik. Şapkamız güzel. Kalitesiz olanı o yüzden şöyle koyuyorum. Bu da kalitesiz olan. Şöyle alalım. Bunlar 999 zaten. Şöyle koyalım da bu daha kaliteli olanı. Bunu zaten değiştiremiyoruz. Eldivenler 10 level. 10 level, 10 level. Tamam, seni ver. Pantolon zaten duruyor. Burada bir tane daha var. Bir dakika, bu 5 level. Bu da 5 levelmiş. Tamam. Bunlar da duruyor. Burada da Carpenter 5 level. Bu 5 level. Bu 5 level. Tamam. O zaman başka bir şey de yok. Hadi. Hadi devam. Artık bir sonrakini de 15 levelde düzeltiriz ya, olabildiğince. Şimdi hadi bakalım. 20 veriyoruz artık. E güzel. Tamam, bir şunu yapalım o halde. Sonra da hemen basalım. Gittikçe daha kaliteli işler ortaya koyuyoruz. Wow. Bunların hepsi var. Devam. Buna bak, diğer yetenekleri hiç kullanmamıza bile gerek kalmıyor ya. Ne gerek varmış ki? Ona buna falan. Mesela şunlara hiç gerek yok. Bunlar ne dandik yetenekler böyle. Kullanmayın yani onları. Gerçekten bak yani burada bu bölümde yani öğrenmek istediğiniz şey ne bilmiyorum ama size kesinlikle bunu söyleyebilirim. Şunları kullanmayın. Onlar tamamen bomboş şeyler. Hiçbir işinize de yaramıyorlar. Böyle. Bir tane de şöyle. Sonra şöyle. Ve böyle. Yine tertemiz işimizi yaptık. Deri deri dedi. Devam. Şimdi 41 olması kötü. Hani 40 olsa her şey güzel olacak ama muhtemelen zaten buna göre ayarlamışlar. O yüzden de bir şey de diyemiyorum tabii. Oo. Gittikçe daha fazla mı yapıyoruz ne? Sanki öyle gibi. Ama neyse, böylelikle güzel bir tane daha yaptık. Hadi devam. Şimdi okumuz var. Yapalım. 63 diyorsun. 63 birazcık yüksek bir rakam. Sayı daha doğrusu. Bunu bir kullanalım. Yani oldu bile zaten. Yine çok temiz bir şekilde yaptık. Di dedi ve devam. 42. 42 olur. 42 yapılır. Tane daha basalım. Aa, hiç basmama gerek yoktu aslında. Direkt geçebilirdik. 230'a çıkmasını beklemiyordum da çıktı. Bu da güzel. Bundan iki tane yapacaktık. 22 diyorsun. Yapılır. 200 birazcık yüksek ama çok da sorun değil. Şöyle. Bir tane daha şöyle. Sonra da geliştirelim. Güzel. Şimdi bir tane de bunu quick yap. Eğer kaliteli vermezsen ya o kadar saçmasın ki, gerçekten o kadar saçmasın ki.
Yani ben onu hani rastgele bir şekilde yapmadım ki. Yapabiliyordum ve düzgün bir şekilde yaptım. Yani artık onu full kaliteli bir şekilde bana vermen lazım. Böyle yapman aşırı saçma. Neyse, neyse. Bir şey demek istemiyorum ama yani genel mantığı bana saçma geldi, bilmiyorum. Bunları daha sonraki bölümlerde konuşuruz zaten. Eğer merak ediyorsanız oralara gelin. Her neyse. Diri falan. Şimdi bu da sonuncu zaten. Hemen şunu da yapalım. Sonra da göreve gideriz. Bence güzel olur. Ver bir tane daha. Bir tane de şöyle. Çok güzel. Şimdi şu, bu da boş. Bunu da atabilirsiniz böyle. Yani bunu kullanma yöntemi nasıl diye merak edebilirsiniz elbette. Bunu kullanma yöntemi şununla alakalı. Çünkü bunu bir tur beklediğinizde muhtemelen bunu yani daha çok ihtimalle iyi veya excellent yani good veya excellent'a çeviriyor. O yüzden de sonra bunu kullanabiliyorsunuz falan. Ama o kadar da gerekli değil açıkçası. Çünkü zaten 9-10 tur falan yapıyorsunuz birkaç level sonra. Orada yani bunu sıklıkla kullanabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ama neyse, böylelikle 6 ile 10 arasındakileri de tamamladık. Ustadan yeni görevi alalım. Onu da halledelim hemen. Ustanın kıyafetine bürünmüşler. Demek ki belli bir levelden sonra öyle oluyormuş. Şimdi 12 tane Ash Lumber. Tamam. E olur. 36 tane o zaman Ash Log alacağız. Alalım onu. Yine para gidiyor ya. Yine para gidiyor. Gidiyor paralar, gidiyor. Şimdi şöyle hemen yap bakayım. Ve çok da güzel XP falan da aldık ama şöyle Ash Dumber'ların öncelikle bir seviyesini düşürmemiz lazım. Öyle bir sıkıntı oldu. Bunların hepsini lower'la bakayım. Teşekkürler. Şöyle. Görev çünkü yani. Görev vereceğiz burada. Geçen seferlerde de bunun hatasını çok yaptık yani. Normalde kalitelileri saymıyormuş burada. O yüzden yeniden yapıyorduk falan. Oo, çok güzel diyor. Hayır ya, biz onların bilerek kırdık yani. Bilerek böyle duvarlara vurduk. Taşlara çarptık. Aha, bayılıyor. Yok be, o kadar güzel değil gerçekten yani. Sen abartıyorsun. Aha, aha ölüyor. Ölme be. Ölme be, ustamızsın be sen bizim. Neyse. Bunu aldım ben. Öyle aldım da yani pek işime de yaramıyor. Neyse. Böylelikle diri dedi. Ya kardeşim, senin kafanda bana görevin bitti yazıyor. Sen bana niye yani öyle şeyler diyorsun ki? Ayıp be. Ayıp be. Neyse, onu bitirdik. Şimdi hemen elimize falan bakalım. Güzel kaliteli bir şeyler var mı? 8 level, 1 level. Bir şey yok. Bu arada size bu bölümde tamirciliği falan da bir gösterebilirim. O da güzel olabilir. Bu 10 level. Bu 10 level. Ayrıca şu da geldi. Bu da 10 level. Hepsi 10 level. Ne güzel. Bu 5 level. Bu 5 level. Bu 5 level. Bu 10, 15 level. Bu da 15 level. Tamam, bunlar kalsın. Bir sonraki levelde bakarız. Bundan da daha yokmuş. Hadi tamirciye bir gidelim ya. Size tamir etmeyi de göstereyim nasıl olduğunu. Bilmeyen olabilir sonuçta. Yeni başlayanlar
Elbette var yani bu oyuna. Zaten bu serinin amacı da yeni başlayanlara bir göstermekti. Ama neyse, bakalım, şöyle tamirci şurada var. Gördüğünüz gibi işaretini böyle görebiliyorsunuz. Üzerinde de repair yazıyor zaten. Birileri alkış tuttular bize geçerken. Belki bize olmayabilir ama neyse. Ya bizim böyle dans eden bir kuyruğumuzun olması o kadar garip ki yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi Repair galiba sensin. O yüzden merhabalar. Oo, çok güzel oldu falan diyor. Yok, sen değilmişsin. Tamam. Sen değilmişsin. Sen misin ya? Evet. Böyleymiş. Böyle geldiğinizde işte üzerinizdeki her şeye bakıyor. İşte seviyesine falan, ne olmuş ne bitmiş diyor. Kaç cost o tuttuğuna bakıyor. Zaten gördüğünüz gibi 45 diyor. Yani muhtemelen seviyeyle birlikte artıyordur ama yani çok da önemli değil açıkçası bu fiyatlar. Eğer diyor sen tamir edersen diyor %100'ün üzerine bile çıkabilirsin diyor. Tamam, nasıl yapıyorsun? Eğer diyor senin sınıf kondisyonun uyuyorsa diyor. Bunu hemen bir şey yani düzgün bir şekilde yapabilirsin falan diyor. Bir dakika, ben o zaman şu anda yaptım mı yani? Ona da bir bakayım. Bir dakika. Mesela bu %100. Bu %100. E bu da %100. E bu da %100. E bu da. E bu da. E bu da. Böyle olmadı ki. Bunlar %100. Demek ki ben yapamamışım. O zaman bilmiyorum. Belki bunun yanına geldiğimizde başka bir tuşa tıklamamız gerekiyordu. Ama her neyse. Hadi gidelim. Marangozun yanına da bu bölümü de bitireceğiz zaten. Ama güzel yani, marangozlukta da bayağı ilerledik. Bundan sonrakinde nereye gideceğiz bu arada, onu da tam olarak bilmiyorum. Şöyle geçen bölümlerde işte dediğim gibi şu üçünü yaptık. Şu anda da marangozluktayız. Şu dördünü de yapacağız işte. Daha yarısına gelmemişiz yani. Bir de bu elle yapılanların yarısı. Şimdi diğer şu doğada yapılanların 3 tanesi muhtemelen çok daha uzun olacak. Çünkü her seferinde bir yerlere gitmemiz falan gerekecek ama bilmiyorum artık. Onları daha görmedim. Görünce birlikte yaparız. Aynı zamanda bunlar da var. Çünkü ben şimdi buradaydım. Şunları da tek tek değiştirip falan yapabiliyorduk. Mesela Marauder'ın yerini görmüştük. Diğerleri de vardır. Mesela burada Archer var. Hemen yanımızda. Onlara da bakacağız. Onları da yapacağız. Makinist mi? Makinist dediği silah mı kullanıyor? Silah kullanan... Yani gerçekten silah kullanan var ve bize silah kullananı söylemediniz mi? Ayıp be. Ayıp be kardeşim. Ayıp be. Neyse. Bakalım, hala süre bitmedi. Sürenin bitmesini bekliyorum. Bu arada sizi oyalamaya çalışıyorum. 30 dakika olsun falan diye çabalıyorum ama neyse, çok da gerek yok ya. Böylelikle ama bu bölümü de bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.